A milli futbol takımımız yurda sabah saatlerinde dönüş yaptı. Ekranlarımıza o görüntüleri şimdi getireceğiz sıcak haber olarak. FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda biliyorsunuz mücadele ettik. Son maçımızda deplasmanda Karadağ ile oynadık. 2-1 mağlup ettik rakibimizi. İkinci sırada tamamladık. Playoff hakkı kazandı A milli takımımız. Yurda da dönüş yaptı. Ekranlarımıza da o anlardan havalimanından görüntüler yansımış durumda sevgili izleyenler. Karadağ'dan kalkan özel uçakla geldi. Sabah saatlerine karşı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı Ay Yıldızlı futbolcular. Ekranlarımızda futbolcularımızdan görüntüler var. Teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcı antrenör Kenan Koçak'la tek tek vedalaştı ameliyat futbolcularımız. Ardından da havalimanından ayrıldılar. Berat Özdemir ekranlarda. Şimdi Yusuf Sarı, Caner, A milli takımımızdan görüntüler. Kenan Koçak, Çağlar Soyuncu, Stefan Kuntz'un yardımcısı ekranlarımızda Kenan Koçak. Gördüğünüz gibi Stefan Kuntz'la milli takım teknik direktörüyle vedalaşıyorlar ve yardımcılarıyla Merih görüntülerde sevgili izleyenler. O veda anlarından görüntüler. Burak Yılmaz ekranlarda yine havalimanından sıcak görüntüler ekranlarımızda sevgili izleyenler. Teknik ekiple oyuncular tek tek vedalaştılar. Yurda dönüş yaptıktan sonra İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler ekranlarımızda. Şimdi Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacağız. Tabii Mart ayı bizim için çok çok kritik olacak. Mart 2022'de playoff mücadelesi verecek A milli takımımız. Dün de güzel bir oyun ortaya koyduk. Biz de birazdan o özet görüntüler üzerinden pozisyon analizleri yapacağız sevgili izleyenler. Çağlar görüntülerde. Dün akşam da tabii güzel işler çıkardı bazı. Özellikle ön plana çıkaracağımız bireysel performanslar da var. Hepsini de konuşuyor olacağız birazdan Mantalp Aslan'la beraber sevgili izleyenler. Dün maça tutuk başlasak da sonrasında kendi oyunumuzu kabul ettirmeyi başardık. A milli takımımız güzel bir skorla yurda dönüş yaptı. Görüntüler İstanbul Havalimanı'ndandı sevgili izleyenler. Futbolcular, teknik heyet ve milli takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz yurda döndü. Artık playofflarda mücadele etmek için hazırlıklar başlıyor olacak. Hocam görüntüleri verdik sabah saatlerinde. Dün akşam da hakikaten iyi bir oyun ortaya koyduk. Artık çok genel bir soruyla başlamak istiyorum. Yani değişiyoruz, gelişiyoruz diyebilir miyiz A milli takımımız adına? Ne dersiniz? Vallahi çok iyi başlayan bir milli takım. Yani grup maçlarına. Belki bu kadar puanı bir çırpıda yakalamadığımız bir 8 puanlı falan bir başlangıç oldu. Sonra bir çalkalandık, dalgalandık. Letonya bizi uyandırdı ve en sonunda da ikinci bitirdi. Yani baştan çıkarken ne derdi? Hollanda bir, Türkiye iki falan çıkarız diye düşünülüyordu. O tarzda çıktı ama hep biz alıştık artık. Alıştırdı bizim milli takım böyle ite kaka son dakikalarda geliyoruz. Gelişmeye daha çok yolumuz var. Çok uzun bir yol var. Yani galibiyeti çıkmak güzel. Tabii bunun devamını getirmek önemli. Playoff'ta bakalım rakip kim çıkacak? Zorlu rakipler var. Ve tek maç oynayacaksınız. Ama gittiğimiz anda bile dünkü ve bu grup maçında oynanan maçlardan yola çıkarsak Avrupa Şampiyonası'na giderken biz iş yaparız dedik ama orada öyle bir tokatladılar ki bizi ne olduğumuzu şaşırdık. Burada da aynısını yaşayabiliriz. Çünkü biz hep ne diyorduk? Santroforumuz eksik, arkası yok. Sol bekimiz Caner'in arkası yok diyorduk ama şöyle bir bakıyoruz bizim orta sahamız da eksik. Yani sadece galibiyetle, santroforla, sol bekle falan bitmiyor. Şöyle bir bakıyorsunuz, oyunu iki yönlü oynayan, dinamik oynayan, oyunun bütün geniş alanını kullanan bir orta sahamız yok. Hakan'ın haricinde. Bütün iş Hakan'ın eline kalmış. Yani hocam eksiklerimiz bence de çok var. Çok. Aynen, yani geliştirmemiz, kapatmamız gereken noktalar evet var ama yine de biz olumlu yanından bakalım. Şöyle ki bir hava yakaladık yani. Onu kaybetmiştik çünkü. Yani Avrupa Şampiyonası zaten evet bizim için bir hezimet oldu ama
Burada da umutsuzluğa kapıldığımız çok anlar oldu biliyorsunuz. Ya bir Hollanda mağlubiyeti bizi ezdi diyelim. Yani burada bir handikapa getirdik ama burada Şenol Hoca'yla da devam etseniz aynı bu neticeleri alırdınız. Çünkü rakipleriniz belli, yenmeniz gereken. Yani biz Cebelitarı konuşmaya gerek yok. Zaten biz onu konuşuyorsak, hani pes eller yukarı diyelim. Cebelitar'ın konuşulacak bir şey yok. Yani TFF birincilikten karma çıkarsanız yener. Ama bizim önemli olan bundan sonraki aşamalarda. Peki. Şimdi hoca, ben Hamit'i burada tebrik ediyorum. Hamit öyle bir ekip kurdu ki, dikkat edersen o ekibin içinde Türkiye'den hiçbir tane hoca yok.